genel kurulumuzda bizim tamamen yetki başkanımızda. Biz kulüp başkanımızı yöneticiler olarak önünü açmış durumdayız. Tabii ki kendi çalışacağı insanları kendisini seçmesi lazım. Bundan önce olan listede belki de çoğu arkadaşımızı tanımıyordu başkanımız. Ama şimdi daha iyi tanıyor, Erzurum'u daha iyi tanıyor. Buradan Erzurum'daki özellikle maddi durumu iyi olan abilerimize buradan çağrıda bulunuyoruz. Yani bizi yalnız bırakmasınlar. Özellikle kulüp başkanımıza bu konuda gittiği, konuştuğu abilerimiz var. Lütfen gelip de Erzurum Spor'un yönetiminde görev alsınlar, Erzurum Spor'a destek olsunlar. Çünkü uzaktan göründüğü gibi değil, gelip Erzurum Spor'un içine girdikten sonra her şeyi daha iyi görebiliyorsunuz. Bu genel kurulumuzun da Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum ama tamamen şunu da söyleyeyim, kulüp başkanımız bu konudaki çalışmalarını yapıyor. İnşallah kendi listesini kendisi oluşturacak. İyi de bir liste olur inşallah diye düşünüyorum. Şu anda belki mutlaka başkan liste çalışmalarını yapıyor. Böyle ilk kongrede çoğunluk sağlamamız gibi bir endişe var mı? Onun için başkan liste çalışmalarını yani biraz daha geniş bir zamana yayıp bir hafta sonrasına bırakabilir mi? Öyle bir şey var mı? Benim şahsi yani, görüşüm. Ben bunu paylaşımda bir şey söyleyeyim. Ben sabah başkanla görüştüm. Peki Bey'le kongrenin Aralık ayı sonuna ertelendiğini ifade etti. Çünkü dedi ki biz şu anda sadece Karabük ve Beğmen Dere maçına konsantre olmuşuz. O yüzden kongrenin yapılmayacağını Aralık ayının son haftası. Bununla alakalı ben şu anda sizden duyuyorum. Ben kulüp başkanımızla daha konuşmadığım için ama biz şöyle bir hesap yapmıştık. Tabii önümüzde iki tane önemli maç var. İlk genel kurulumuzda çoğunluk sağlanamayacak. Daha sonraki haftaya. Böyle bir düşüncemiz zaten bizim vardı. Başkanımız da bu doğrultuda herhalde bunu kararını almıştır. Sonuç itibariyle öyle söylemişse tamam öyledir ama tabii ki ben isterim. Benim şahsi fikrimi söylüyorum. Ben bu maç öncesi genel kurulum bitmesinden yanayım. Cevdet Tamgaç olarak. Ama tabii ki maçlar önemli. Başkanımızın bu konuda yapacağı maçla ilgili çalışmalar çok önemli. Bunun için zaten biz hesabımızı yapmıştık. Genel kurulda çoğunluğun birinci gün sağlanamayacağını, daha sonraki haftaya erteleceği konusunda da zaten hemfikirdik. Hayırlısı neyse olsun. Ama yine söylüyorum, Erzurum Spor'un güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Şu anki başkanımızın çok büyük maddi anlamda, manevi anlamda desteğe ihtiyacı var. Özellikle gazeteci arkadaşlarımız da bunu bu sürede işlerse kendilerinden minnettar kalırız. Onun için çok önemli Erzurumspor'un şu anki seçimi. Çünkü önümüzde bir playoff var. Çok güçlü bir yönetimin olması lazım. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. İşimiz zor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Buranın masrafı ile oranın masrafı tabii ki bir değil. Bunun yanında belki teknik ekibimiz bizden transfer isteyecek. Bunun için yine paraya ihtiyacımız var. Ve 12. ayda ödenmesi gereken bir sürü borcumuz var topçu arkadaşlarımıza. Onun için çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Öde tabi Büyükşehir Belediye Başkanı dün akşam canlı yayında şöyle bir ifadesi oldu. Cedid ve Menderes Caddesi'ndeki yeraltı otoparklarının gelirinin tahsilini Erzurum Spor'a veriyor gibi. Başkan da zaten uzun zamandır bu konuyu görüştük. Acaba bu sizi rahatlattı mı? Şimdi Erzurum'daki o kapalı garajların ne zaman biteceği tabi belli değil şu an itibariyle. O doğrultudan dolayı Belediye Başkanımız bundan önce de minibüsçilerle bizim yapmış olduğumuz projeyi destekleyerek bize yardımcı olmuştu. Kendisine de biz teşekkür ediyoruz. Akşamki açıklamayı ben de dinledim. Son derece de memnun oldum. Erzurum Spor'a zaten kalıcı bir gelir lazım. Erzurum Spor kalıcı gelir olmadığı müddetçe böyle sıkıntılar yaşamaya mahkum. Onun için ben bizi o ileriki dönemlerde rahatlatacağına inanıyorum. Ama onunla bu iş dönmez. Siz bu futbol camiasını biliyorsunuz. Ne kadar yüklü paraların döndüğünü siz de biliyorsunuz. Onun için şampiyonluğa biz oynuyoruz. Playoff'a da kalsak ister istemez biz orada liderliği oynayacağız. Yani birinciliğe çıkmak için oynayacağız. Onun için onlar bizim için yeterli değil ama kalıcı olduğu için çok iyi şeyler. En azından kulübümüzün masrafını karşılayacaktır. Çalışanlarımızın maaşını karşılayacaktır. Ben buradan belediye başkanımıza da Erzurum Spor adına teşekkür ediyorum. Başkanım bir de önceki hafta işte İstanbul'da düzenlenen bir toplantı vardı. Destek toplantısı. Evet. Ve yaklaşık 300 milyar lira dolayında bir yardım sözü verilmişti. Başkanla görüşmelerimizde işte bu parayı söz verenlerden tahsil etmeye çalışacağım falan diyordu. Bununla ilgili bir gelişme oldu mu? O parayı toparlayabildiniz mi? Evet, ben biliyorsunuz takımla Ankara'ya giderken 4 gün takımla beraberdir. Özellikle Ankara'da toplantıdaydım, geri gelmedim. Hocamla beraber 4 gün orada beraber kaldık takımla ilgili. Bunu ben kulüp başkanımızla konuştum. Bu hafta inşallah bunu toplamaya çalışıyor. Şu anda onunla uğraşıyor.
yaklaşık 300 küsür milyara yakın bir para sözü var. Ben inanıyorum ki bu 300 milyarı biz oradan alacağız. Yani söz verenler verecek ama daha hepsini tahsil etmiş durumda değiliz. Onu da söyleyeyim. Hemen söze girebilir miyim? O gecede ben vardım çünkü. Evet, başkanım. Yazılı olarak 305 milyardı. Ama hemen gece bitiminde bunun 30 milyarı fire verdi. 280'e düştü. Bunlar da çek olarak başkan toplamaya başladı. Bu hafta sonuna kadar da çekler tamamlanacak ama hangi vadelerde çekler ödenecek belli değil. Yani net olarak toplanacak para 280 milyar. 280 milyar değil mi? Evet. Şimdi size ben bir şey söyleyeyim. Yani samimi ortam olduğu için. Bakın bizim geçen yıldan bizden bıraktığımız topçular, yani bakın da hocamın vermiş olduğu rapor doğrultusunda bıraktığımız topçular ve daha önce olan federasyona borç, biliyorsunuz maça falan çıkmama durumları oldu. Sadece 150 milyar 4 gün önce 150 milyar sadece federasyon o borçlardan dolayı para yaptı. Sadece o borçlardan dolayı. Bir düşünün işte yani. 150 milyar. Onun için son derece maddi desteğe ihtiyacımız var. Bir de basının bilmesi gereken bir konu var. Onu başkanımızla da görüştüm. Dedi ki Erzurum basını da bunu bilsin. Dün biliyorsunuz bizi destekleyen iddialar var. İddiaya alınıyor bizim maçlar. 4 Kasım'dan sonraki iddialarda 4 Trabzon takımı 4 defa iddiaya girdiği halde Erzurumspor bir kez iddiaya alınmış. Bunu da basın dile getirmesini istiyoruz. İddiadan bayağı para geliyor. Bir maçta ne kadar geliyor? Ya yani bir haftalık iddia. Hafta içerisindeki maçlarda 30-40 milyar civarında, hafta sonundaki maçlarda 50-60 civarında para geliyor. Tabi bu gelen paralar bizim borcumuza. Alamıyoruz o paraları. Ama bunu alamıyoruz. Bu 3 hafta girsek federasyona olan borcumuz. 4 takım 4 Kasım'dan sonra 4'er defa girmişler. Ama maalesef hafta sonu. Ve de hafta sonu girmişler. Ama maalesef Erzurumspor 4 Kasım'dan sonra bir defa iddiaya alınmış. O da hafta sonu. Yani eşitlerine göre mi yapıyorsun? Efendim? Evet. Spor Toto Teşkilatı. Spor Toto Teşkilatı yapıyor. Eşitlenmiyorsunuz. Hayır, eşitlenmiyor. Bunların elinde Karadeniz'lerin elinde yani normalde. Abi, bizim gücümüz geçen sene bildiğimiz kadarıyla her takımı eşit olarak alıyoruz. Hayır, hayır. Yok. Listeyi çıkardık. Onlar seçiyorlar. Diyorlar ki işte maç almıyoruz. Bahaneler de var. Maçını gördük, bilmem ne gördük. Yani hocam da ta sezon başından beri bize baskı yapıyor. Bunu söyleyin de düzelsinler. Trabzon takımları hem hafta sonu çıkıyor, iki kat para alıyor. Hem de fazla iddiaya giriyorlar. Ama bizim Erzurumspor maalesef bir defa girmiş. İnternetinde görebilirsiniz. Biliyoruz, takip ediyoruz. Bakın, Yozgat'ta bir kamp yaptık. Yozgat'ta yapmış olduğumuz kampta herkes gitti, bedava otelde kaldı. Kampını yaptı, yedi, içti ve üstelik para aldı. Biz ne yaptık? Biz gittik o parkta, kampta kaldık. Otelin parasını ödedik, yiyeceğimizin parasını ödedik. Efendim mesela bütün masrafları biz karşıladık. Artı iddiadan biz yani o parayı da alamadık. Hepsi gitti borçlara. Turnuvayı yapan kişiye bize ödedik. Turnuvayı yapan insanlara bile parayı biz ödedik. Erzurumspor'un durumu bu şu an.